İkinciler bir başka barış elçisi, bir başka çilekeş Orhan Kemal'in de bugün 107. doğum günü. Evet, Türkiye'de aydın olmak, yazar olmak, emekçileri savunmak, bütün kitaplarında onu savunmuştu. Ahmet Arif Fikret Otyam'la birlikte şu anda fotoğraflarda görüyorsunuz Orhan Kemal'i. Evet, Orhan Kemal aslında adı Orhan Kemal değil, şu anda da Nazım da Bursa'da, Nazım Hikmet'le. Raşit Öğütçü ama kendi adıyla yazmıyor. Çünkü Türkiye'de çok düşük ihtimal var kendi adıyla bu isimlerin yazmalarının. Hep mahlaz isimlerle yazıyorlar. Nazım Hikmet'in bile mahlaz isimlerle yazdığı senaryolar var. Orhan Kemal de aynı şekilde Bereketli Topraklar Üstünde, daha sonra film de yapıldı. O Çukurova insanının sorunlarını dile getirmişti. Bekçi Murtaza efsanedir. Bekçi Murtazaların şimdi Türkiye'de üst düzey bürokratlar haline geldiğini de görüyoruz biz. Bekçi Murtaza'nın ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Müjdat Gezen de bunun filmini başrolünde oynamıştı, Bekçi Murtaza'da. O da Maskı. Bugün 107. yaşı nedeniyle oğlu Işık Öğütçü bir sistemde de bulunuyor. Hala diyor, Türkiye'de, hele İstanbul'da bir Orhan Kemal Kültür Merkezi yok. Kimsenin aklına gelmiyor. Nazım Hikmet'in yasak duvarı yıkıldığı için Nazım Hikmet Kültür Merkezleri evet yapılıyor, çok var ve karıştırılıyor. Nerede ki Nazım Hikmet'e gideceğiz falan diye. İlki Kadıköy'de DKP'nin bir ilkokul bahçesinde kurduğu ve çok yıllardır da bunu yaşattığı kültür merkezi var. Sonra Nazım Evi diyorum ben oraya ama hala o da Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi diye geçiyor. Nazım Evi diye kısaltılırsa karışmalar önlenecek. Ama bir Orhan Kemal yok diyor. Dün Sertaç Çelik müzeyi ziyaret etti ve gün başlıyor içinde Işık Öğütçü'den biz telefonda bağlarıp alacağımıza görüntülü olarak şimdi babasının 107. yaşı ile ilgili olarak Işık Öğütçü bunları söyledi. Kemal'in 107. yaşında yine Cihangir'de müzesinde hep birlikteyiz. Tabii ki üstadın gelecek yıllara kalacağını hepimiz biliyoruz. Benim de 107. yaşında onun çok benim açımdan da sevindirici olan bir anımı anlatayım. 1969'un sanıyorum yazıydı veyahut da sonbaharıydı. Hava güzeldi. O çok meşhur işte bizim konu olan bisikletimize ben işte Basınköy'de biniyordum. O sırada bir baktım babam işte Cağaloğlu'na gitmek üzere otobüs durağına doğru yürüyor. Babamın yanına yanaştım. Babama dedim ki vaktim varsa şu bisiklete binsene. Tabii ben şeyi bekliyorum yani oğlum işim gücüm mü yok? İşte otobüse gidiyorum. Sen bin demesine. Tamam dedi, tut dedi şu elimdeki dosyayı. Dosyayı tuttum. Bir baktım babam bisikletin üstünde gidiyordu. O an benim için gerçekten çok büyük bir mutluluktu. Birkaç tur attıktan sonra geldi. İndi bisikletten, beni öptü. Ya dedi, senin ne düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama dedi, ben bu bisikletten hiç düşmezdim, hiç merak etme. Çünkü ben çocukluğumda çok bisiklete bindim. İşte Orhan Kemal'in böyle güzel hem eserlerindeki sonuçları, güzel dili, yaşantısında da çocuğuna böyle güzel bir anı yaşatmıştı. Evet, iyi ki doğdun. Orhan Kemal diyoruz. O da kitaplarıyla yaşamaya devam ediyor. Sevgili izleyiciler.